Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Black Tam Çözüm bölüm 34'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Morimoto ve Cynthia ile savaşmıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Kasteller şehrindeyiz ama burada çok fazla durmayacağız. Nereye gidiyoruz? Tamam, Ikarus şehrine gidelim hadi. Ikarus şehrin yakınında uğramak istediğim bir nokta var. Şehre vardık ama şehirde durmayacağız. Bisikletimizi atladık ve Twist Mountain'a gidiyoruz. Çünkü Twist Mountain'da Elite Four'u yendikten sonra yapabileceğimiz bir iş var. O iş yapmak istiyorum ben de. Bir görev değil, tamamen bir iş. Ve o tamamen opsiyonel. Orayı yapmak zorunda değiliz kesinlikle. Ama ben gitmek istiyorum. Daha fazla ilerlemeden önce repelimizi basmayı unutmuyoruz. Bisikletimizi atladık ve gezmeye başlıyoruz. Nereye gidiyoruz? Twist Mountain'ın en alt katına, en alçak noktasına, oraya geldiğimiz zaman yepyeni itemler, belki Pokemon'lar bulabileceğiz. Buralarda bir yerde bir gizli item varmış. Sanırım bisikletten insem çok daha rahat bulabileceğim. Bir nadir şeker. Bölümü harika başladık. Daha önce buraya geldiğimizde bahar ayıydı. Kar yoktu. Ve şimdi kar yağdığı için burada kar yığınları oluşmuş. Kar yığınları oluştuğu için de farklı noktalara ulaşabiliyoruz. Ve farklı itemleri toplayabiliyoruz daha önce alamadığımız. Ve burada sanırım bir iki tane daha gizli item var. Bir tanesini Luck diye bulduk. Bir Stardust. Diğeri ise... Burada mı? Burada mı? Bir Iron. Harika. 3 tane güzel tatlı itemle bölümümüze başladık. Ama bununla bitmiyor tabii ki. Twist Mountain'ın en alçak noktası, en alt katı burası oluyor. Ben de buraya gelmek istemiştim. Burada daha önce konuştuğumuz bir abi vardı. Bakalım ne diyor. Eğer böyle boş şeylere bakarsan yeni şeyler keşfedebilirsin. Aynı bu fosil gibi. Şimdi buldum. Al bunu. Al al dedi ve bize Old Amber verdi. Old Amber bir fosil. Bu fosili Pokemon'a dönüştürebiliyoruz tabii ki. Ve her gün burada farklı fosiller alabiliyoruz. Fosilleri rastgele veriyor. 6-7 fosilden birini veriyor. Ve verdiği fosiller şimdiye kadarki jenerasyonda olan fosil Pokemon'lar. Kabuto, Aerodactyl, Shieldon gibi fosilden dönüşen Pokemon'ları buradan toplayabiliyoruz ve onları Pokemon'a dönüştürebiliyoruz. Tabii ki nerede Pokemon'a dönüştürebiliyoruz? Burada değil. Onu da tabii ki Nekrin şehrinde yapmamız gerekiyor. O yüzden bir sonraki durağımız Nekrin şehri olacak. Nekrin şehrine vardık ve yine bisikletimizi atlıyoruz. Ve nereye gidiyoruz? Tabii ki müzeye, salon liderinin olduğu müzeye. Fosillerimizi Pokemon Black White serisinde bu müzede dönüştürebiliyoruz. İstediğimiz zaman resepsiyondaki, sağ resepsiyondaki ablada. Evet, şimdiye kadar iki tane fosil bulduk. Biri Cover fosil, biri Old Amber. İkisinden birini istediğimiz zaman burada dönüştürebiliyoruz. Tabii ki Pokemon'u geri almak için üstümüzde yer olması gerekiyor. Ve bu abla üstümüz dolu olduğu için bize Pokemon'u veremiyor. Old Amber Aerodactyl'a dönüşülüyormuş. Onu üzerimize alabiliriz. Tabii partimizde boş bir yer olduğu zaman. Böylece bütün fosil Pokemon'ları o Twist Mountain'un alt katındaki abiden toplayabiliriz. Ve onları Pokemon'a dönüştürüp Pokédex'imizi tamamlayabiliriz. Tabii ki ben bununla şimdilik uğraşmayacağım. Ben sadece göstermek istedim. Ve bir sonraki durağımız Opelousas şehri. Şehre vardık ve yine hemencik burayı terk ediyoruz. Çünkü daha önce önünden geçtiğimiz ama içeri giremediğimiz bir mağaraya gitmek istiyorum. Challenger mağarasına. Hatta orada bir abi vardı. Elder'ın içeride eğitim yaptığını, bizim oraya hazır olmadığımızı söylemişti. O yüzden içeri almamıştı. Şimdi oraya gitme vakti geldi bence. Ne de olsa Yanova bölgesini kurtaran biziz. Oh, çok güçlü bir eğitmensin değil mi? Mağaraya gir. Pokemonların ve sen daha çok güçlen. Pekala, teşekkür ederim amca. Ve burada bir eğitmenle karşılaşıyoruz. Bisikletten indim ve eğitmeni direkt atlatıyorum. Farkındaysanız ekranda çizgiler var. Daha önce bunu konuşmuştuk. Benim oyunum buglu olduğu için flash gereken yerlerde, ekranın karanlık olması gereken yerlerde böyle çizgiler görebiliyoruz. Benim ekranım buglu olduğu için böyle bütün ekranı flashsız görebiliyorum. Ama sizin ekranınız karanlıksa neye ihtiyacınız var? Tabii ki flash'a. Bu arada bu abimiz hep buraya mı bakacak? Harika. Burada eğitmenler var ama bizim Pokemon'larımızın levelleri çok yüksek. 70 levellere geldi. O yüzden buradaki eğitmenlerle savaşmaya çalışmayacağım. Çünkü Pokemon kasabileceğimiz harika yerler var zaten. Buradaki eğitmenlerle vakit kaybetmeye gerek yok. Bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Sharon'la savaşabiliriz. Cynthia ile savaşabiliriz. Onun dışında Morimoto ile savaşabiliriz. Bence en iyisi Morimoto. Onlarla savaşıp çok daha güzel XP'ler toplayabiliriz. Buradaki eğitmenlerle vakit harcamaya hiç gerek yok. Bir tane PP up buldum.
item avlamaya devam ve burada da bir item var. O da nugget'mış. Aşağıda da gizli bir item görüyorum. Onu da mutlaka alacağım. Neyse ki bu oyundaki Dozik Beş'in gerçekten ama gerçekten harika. Onu kullanmayı çok ama çok seviyorum. İşimi inanılmaz kolaylaştırıyor. Bu itmeyi de atlattık. Ve gizli item. Burada mı? Burada mı? Solumda bir Max Potion. Ve aşağı iniyoruz. Challenger Cave'de ilerlemeye devam. Burası ters tümsek. Buradan atlamak mümkün değil. Ve gizli bir item varmış. Tamam, yakında değilmiş zaten. Ve ripelimiz bitti. Harika. Ripel basmaya devam. Bu oyundaki ripel beni çok yoruyor. Umarım önümüzdeki serilerde ripelleri basmak çok daha kolay olur. Tek dileğim bir sonraki Pokemon serilerinden ripelleri daha çabuk, daha kolay kullanabilmek. Ve eminim ki bir gün bunu yapacağız. Bir gün bu sayede çok daha hızlı ilerleyebileceğiz. Bence yanlış yere geldim. Bir dakika. İlk önce güneye gitmem gerekiyordu. Doğru yol çünkü kuzey. Burada alternatif bir yol. Tabii ki alternatif yolda gizli bir item. Bir full restore. Bu seride Pokemon Black White serisinde kesinlikle gizli itemler gizli değil. Onları Dozik Machine'da bulmak o kadar kolay ki o yüzden bu serideki Dozik Machine'a bayılıyorum. Benim işimi çok ama çok kolaylaştırıyor. Özellikle benim gibi item manyakları Dozik Machine'i çok ama çok seviyordur. O önümüzde toprak kabardı. Hayır, Great Man. Bana bakma. Tamam, seni atlattım. Burada bir şey yok sanırım. Etmenin nereye bakacağını kestiremiyorum. Neyse ki onu geçtik. Harika. Şimdi aşağıda bir item gördüm. Gizli bir item var. Aşağıdakini alamayız ama burada bizi bekleyen. Burası doğru yol gibi duruyor. Tamam. Burada bir şey yok. Bir an kaybolduk mu acaba dedim. Bu mağaradan ne zaman geçsem kayboluyormuş hissine kapılıyorum nedense. Sanki hep bir yerlere atlamışım ya da yanlış yolda ilerliyormuşum gibi hissediyorum. Ama öyle bir şey yok. Kesinlikle doğru yoldayız. Buna eminim. Bir Max Eater buldum. Timer Ball. Star Piece. Ufak tefek itemler bulmaya devam ama eminim ki buralarda çok güzel bir item de bulabiliriz. Tamam, orada bir yol gördüm ama az önce bir tane Poketopu'nun yanından geçmiştik. O itemi alamamıştık, nehrin karşısındaydı. Buradan gidip onu alabiliriz. O da burada. Bakalım neymiş. Black Belt. Bence hiç fena bir item değil. Güzel bir item. Bunu Pokemon'larımızdan birine verebiliriz. Nehre açılmışken sanki şurada da bir item vardı. Bir Ovaj Stone. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben kendi Pokemon oyunundaki bug'ı çok ama çok sevdim. Bu sayede flash vesaire kullanmama gerek kalmıyor. Bu karanlık mağaralarda sanki etrafımda ışıklar varmış gibi ilerleyebiliyorum. Sanki her yeri ışık tutuyormuş gibi. Bir protein bulduk. Ve ripelimiz bitti. Kaç tane ripelimiz kaldı? 29 tanecik. Tamam, sanırım bu kalan ripeller hikayemizin kalanında yeter de artar diye düşünüyorum ve İşte Challenger Cave'e gelmemizin asıl nedeni. Harika bir Technical Machine bulduk. TM71 Stone Age. Bunu daha sonra Pokemon'larımızdan birine öğretebiliriz. Gizli bir item görüyorum ama yerini bir türlü kestiremedim. Tamam. Şimdi nerede olduğunu anladım. Bu suyun içinde. Kayaların üzerinde bir yerde. Bunu sudan almak gerekiyor. Bu da burada Challenger Cave'de yapabileceğimiz son şey. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Buraya sadece item toplamaya geldik. Şimdi buradan çıkabiliriz. Tabii ki yürüyerek çıkmak yok. Yüzerek çıkmak yok. Buradan Escape Rope'la ya da Dig'le çıkacağız. Of, güzel. Bir lokasyonu da böylece tamamlamış olduk. Ama bu bölümde hala yapacaklarımız var. Bu sefer nereye gidiyoruz? Lakunosa kasabasına. Orada Lakunosa kasabası demek çok güzel oluyor. Söylerken çok keyifli oluyor. Bence siz de bir kere de olsa söyleyin. Lakunosa kasabası. Tamam, Lakunosa kasabasına geldik ve yine hemen burayı terk ediyoruz. Niçin? Rota 13'e varmak için. Daha önce burayı açmıştık, buraya tekrar gelebilmek için. Burada bakalım bizi neler bekliyor. Neredeyiz? Giant Chasm'deyiz. Hop. Çimenlere basmadan bisikletle gitme keyfi, içeri giremedim. Tamam.
Şimdi burada gizli itemler olduğunu eminim. Direkt Dozik Machine'la başlayalım. Bisikletten inelim fazla adım atmamak için. Vipelimiz bitiyor çünkü. Ve ilk itemimizi bulduk. Bir mantar. Kötü bir başlangıç ama ilerlemeye devam. Pes etmek yok. Burada bize Snake lazım oluyor. Onun dışında bir şey lazım olacağını sanmıyorum. Snake burada yeterli sanırım. Challenger Cave içinde Flash'ta Surf gerekiyor. Tabi sizde de bug yoksa bendekinin aynısından. İlerlemeye devam. Bıp 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 bıp. Giant Chasm'de Ripple'imiz bitti. Hayır bisiklet olmaz. Hayır bisiklet olmaz. Tamam. Bir an deja vu oldu galiba. Hemen Ripple'imi buluyorum. İlerlemeye devam ediyorum. Ama Ripple'im... Neredesin? Koş 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 koş. Bir gizli item daha. Bir tane mushroom daha. Bu mağarada bulduğumuz bütün itemler gerçekten çok patlak. Toplamaya değmez bunları. Ama ben pes etmeyeceğim. Belki güzel bir item çıkar diye. Star Piece parayı çevirebileceğimiz itemlerden biri. Ama biz zaten şu an milyoneriz. Üzerimizde deli para var. Bunlara hiç ama hiç ihtiyacımız yok. Bir sürü mantar topluyoruz. Mantar adam olduk gerçekten toplaya toplaya. Ama pes etmek yok. Bu sefer de Comet Shard geldi. Bu da parayı çevirebileceğimiz bir item. Para para para. Tamam burada gitmeyelim. Pokemon'u yormayalım. Pompa'nın sırtına daha fazla binmek istemiyorum açıkçası. Hop. Bu da sanırım bizim çıkışımız olsa gerek. Tamam, çıkışı gördük. Doğru yol burası. Giant Chasm'de ilerlemeye devam. Mağaraya geçtik. Şimdi ufak bir ormana geldik ve burada çok fazla item var. Bu itemler kesinlikle mağaradakilere benzemiyor. Başlar başlamaz bir tane Max Elixir bulduk. Hiç fena değil, veri pilimiz bitti. Şimdi burası kapalı yol. Buradan gidemiyoruz. Kuzeye doğru ilerlememiz gerekiyor. Burasını birkaç parça gibi düşünürsek sanırım tamamlaması, bütün itemleri toplaması çok daha kolay olacaktır. Burası ilk kısımdı. İlk kısmı geçtik. Tümsekten atlıyoruz. Bir daha geri dönmemiz mümkün değil. Burayı tamamlamamız gerekiyor. Şimdi onun dışında buraya ikinci kısım dersek, ikinci kısımda bir item buldum. Bir karboz. Bir revive. Dediğim gibi mağaradaki itemlere hiç ama hiç benzemeyecek burada bulduğumuz itemler. Burası çok kaliteli, güzel bir yer. Buradaki itemler oldukça pahalı. Tümseye dikkat. Bir Ice Beam. Harika, Ice Beam buldum. O çok ama çok sevindim. Ice Beam'i ben çok seviyorum. En sevdiğim buz saldırısı Ice Beam ve uzun zamandır Ice Beam kullanmıyoruz. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Sonunda Ice Beam kullanabileceğiz. Doğru yolumuz merdiven ama merdivenin önü ağaçlarla kaplı. Maalesef oraya şimdilik gidemiyoruz. O yüzden itemleri toplamaya devam. Bir full heal buldum. Tümsek ama tümsekle işimiz yok sanırım. Yanından geçebiliyoruz çünkü item kaybetmeden ilerlemeye çalışıyorum. Buralarda bir yerde bir item olabilir bence. Dolaşmam gerekecek. Buldum. Bir pelimiz de bitti tabii ki onu bulana kadar. Biraz fazla hareket ettik. Bir Maxi Vay. Bulmacada ilerlemeye devam. Eğer buradan atlarsak en başa dönüyoruz. Buradan kesinlikle atlamak yok. Orası doğru yol değil. Ve buranın en güzel itemi bu değil tabii ki. Ice Beam ama bu da güzel bir item. Psyshock. Bu da psişik saldırı. Özel tip bir saldırı. 80 power'lık diye hatırlıyorum ama tabii bakmakta fayda var. Kesinlikle emin olmak için. Burası da son kısım diye tahmin ediyorum. Peki item var mı? İtem. İtem. Sanırım item yok. Anlıyorum. Vahşi bir Pokemon'un sesini duyduk. Deli kar yağmaya başladı ve etraf karlara gömüldü. Az önce bizim boyumuzun çok üzerinde olan ağaçlar karlara gömüldü. Biraz saçma biliyorum ama şimdi o karların üzerinde yürüyebiliyoruz ve az önce gidemediğimiz merdivene varabiliyoruz. Bakalım bu merdivenin sonunda mağaranın içinde bizi ne bekliyor. Ve efsanevi bir Pokemon tam karşımızda. Kyrim. Kyrim bizimle savaşmaya hazır görünüyor. Karın yağmasına neden olan Pokemon da bu Pokemon. Senin bir kanadın diğer kanadından küçük mü? Kesinlikle öyle. Ve bu Pokemon'la savaşmak için biraz hazırlık yapmamız gerekiyor. Her seride olduğu gibi. Çünkü henüz Thunder Wave'imiz yok.
Wholesome Wipe'ımız yok. Bunları Pokemon'lara öğretelim ki bu Pokemon'u yakalamak çok daha kolay bir hale gelsin. O yüzden hemen ben Wholesome Wipe'ımla Thunderwave'imi aramaya başlıyorum. Buralarda bir yerde olsa gerek. Wholesome Wipe'ı buldum. Tabii ki bunu kim öğreteceğim belli. Bunu sadece Pompa öğreniyor. Geçen sefer de böyleydi. Takıma Kelebek katıldı. Kullanmayacak olsak da. Ama o öğrenemiyor. Blizzard silelim, bunu öğretelim. Ve bir de Thunderwave'e ihtiyacım var. O da buralarda bir yerde olsa gerek. İşte burada. Senden de Thunder gitsin. İki tane 120 power'lık mükemmel saldırı. Bu basit saldırılar için silindi. Ama bu basit saldırılar efsanevi Pokemon avında çok ama çok önemli. Sadece itemleri, daha doğrusu hareketleri öğretmek yetmiyor. Böcüğü de başa koyalım. Ve savaşımız başlasın. Selam Kayrım. Ve Emre Kayrım'a karşı savaşımız başlıyor. Bakalım bu efsanevi Pokemon'u da yakalayabilecek miyiz? Bu arada sev yapmayı unuttum. Sakın siz unutmayın sev yapmayı. Sev yapmak efsane Pokemon avlarından önce çok ama çok önemli. Bazen efsane bazı Pokemon'ları yakalamak için tek şansınız oluyor. O şansı iyi değerlendirmek lazım. Ben başlar başlamaz Poke Topu'yla başlayacağım. Bir Quick Ball atacağım. Yakalama ihtimalimiz çok yüksek değil. %5-6 yakalama ihtimalimiz vardır diye düşünüyorum. Bu da çok düşük bir ihtimal. Tabii ki HP'sini bile getirip Paralyze yaptığım zaman onu yakalamamız çok daha kolay olacak. İlk Quick Ball'da başarısız olduk. Buna hiç ama hiç şaşırmadım. Asıl savaş şimdi başlıyor. Ama rakibimiz çoktan başladı saldırmaya. İlk saldırı yaptı ve canımızı bir hayli acıttı. Aynı zamanda hızımızı düşürdü. Umarım bu ilk saldırı yapmamıza engel olmaz. Çünkü şu an onu paralyze yapmamız çok ama çok önemli. Evet, o bizden daha hızlı. Neyse ki bu saldırısı bizim canımızı yakmayacak. Biz Thunderwave'i kullanabileceğiz. İlk saldırımız başarılıydı. Onu paralyze yaptık. Şimdi sıra geldi onun HP'sini azaltmaya. Onun kolay kolay HP'sini azaltamayız bu tip saldırılarla. O yüzden Thunderbolt'la vurabilirim sanki. Ama böcüğün de Fainted olmasını istemiyorum. Bir yandan da Thunderbolt'la HP'sini azaltırken onu korumaya çalışacağım. Hadi ama. Not very efektif olması bu kadar az vuracağın anlamına gelmez. Acaba böcek tipi bir saldırı kullansak? Daha fazla vurabilir miyiz? Evet, biraz daha iyi sanki. O zaman Buckbuzz'la bir kere daha saldıralım ama Dragon Pulse'dan sağ çıkabilecek miyiz? 16 HP'miz kaldı. Buckbuzz'la bir kere daha vurabilirim. Sakın kritik vurma. Kritik vurma. Kritik vurma. Tamam. Harika. Paralyze olduğu için de kıpırdayamıyor. Bu bizim için büyük bir şans. Ben bundan sonra False Swipe'ı kullanacağım. O yüzden Pompa'yı sahaya çağırıyorum. Pompa'yla 2-3 defa False Swipe'la vurduktan sonra 3 olmayabilir. 2 defa yetebilir bize. 2 defa vurduktan sonra ona Poke Topu atmaya, daha doğrusu Dust Ball atmaya başlayabiliriz. Benim için bütün toplar Poke Topu'dur. Sadece bazılarının adlarını ekstra belirtmek ihtiyacı duymuyorum. Ara sıra o yüzden Dust Ball'a Pokeball diyebilirim. Hepsi Pokeball sonuçta. Bir False Swipe daha. HP'si bence 1'de. 2 değildir diye umuyorum. False Swipe'la 1'e getirdiğimizi düşünerek ona şimdi Dust Ball atmaya başlayacağım. Umarım başarılı olabiliriz. Pompa tanklama konusunda hiç fena değil. Dragon Pulse saldırısı gelmediği sürece Pompa rahat edecektir tanklarken. Şimdi nerede benim müthiş Dust Ball'larım? Mağaranın içindeyiz. O yüzden Dust Ball'lar süper efektif. Zaten oyunu da gece vakti oynuyormuşum. O yüzden Dust Ball'un etkisi çok ama çok büyük. Hiçbir gücünden kayıp vermedi. Bir an bir kere saldırınca acaba ilk Dust Ball'da yakalanacak mı dedim ama tabii ki olmadı. İkinci, üçüncü Dust Ball'u da atmamız gerekecek. Acaba o Dust Ball'da yakalayabilir miyiz? Başlarken 29 tane Dust Ball'umuz vardı. Bu ikinci Dust Ball'umuz. Acaba kaç tanesini yakalayacağız? Ben de çok ama çok merak ediyorum. Ben 10 tanesini de yakalarız diye düşünüyorum. Ne de olsa 1 HP'li paralyze olmuş bir Pokemon yeter de artar diye düşünüyorum. Şimdi ne kadar ki efsane Pokemon avları hiç zorlu değildi ama rakiplerimiz sadece 42 leveldi. Burada Kyrim tam 75 level kocaman karşımıza dikilmiş duruyor. Onu yakalamak çok daha zor olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Ve bu nasıl bir hasar? 9 HP'm kaldı sadece. Pompayı kaybedebiliriz ama önemli değil. Bir şekilde Dust Ball'ları sallamam lazım. Eğer Pokemon'larımın çoğu Fainted olursa Revive'de onları uyandırmak zorunda kalacağım. Mecburen. Ve bir saldırı daha. Pompa, özür dilerim. Seni korumak için hiçbir şey yapmadım biliyorum. Yapacak bir şey yok. Hoşça kal. Dikkat et kendine. Şimdi sahaya hangi Pokemon'u koysak buz saldırıları kullanıyor. O yüzden ateş tipi Pokemon sahaya bırakabiliriz. En azından buz tipi saldırılarından az çok korunmuş oluruz. Tabii ki Dragon Pulse'dan vesaire korunmamız şimdilik mümkün değil. Poke topu atmaya devam. Bir Dust Ball daha. Bu bizim 5. Dust Ball'umuz. Hadi Kayrım.
1. Bizi hiç heyecanlandırmıyor bile. İki defa sallanmadı şimdiye kadar. Hep bir kere sallandı. O da sallandıysa bazen o bile olmadı. Dragon Pulse geldi. Tek yemedi. O zaman bir round daha Dust Ball atabiliriz demek. Dragon Pulse kullansa bile. Pokemonlarımı parklarken vakit kaybetmek istemiyorum. Sadece Dust Ball atmak istiyorum. Ve bu Dust Ball'dan da çıktı. Sanırım bugün şanslı günümüzde değiliz. Diğer efsane Pokemonlarda çok fazla zorlanmamıştık. Ama Kyurem bizi zorlayacak gibi görünüyor. Belki de üstümüzdeki 29 tane Dust Ball'u burada harcamak zorunda kalacağız. Çok ama çok kötü olur öyle bir şey olursa. Evet, bunu da kırdı. Kyurem hiç sallanmıyor bile. Hiç eğlenmemize bile izin vermiyor. Bize ümit bile vermiyor. Çok ama çok üzücü. Bir Dust Ball daha. Hadi ona patronun kim olduğunu gösterelim. Dust Ball. 1 2 3 ve tık, işte bu. Kimin patronu olduğunu gördü Kyurem. Kyurem'a Kyurem. Aramıza hoş geldin koleksiyona. Hoş geldin Kyurem. Ezer tipi, buz tipi bir Pokemon. Harika bir karışım bence. Çok ama çok yakışmış. Ona nickname vermeyeceğim tabii ki. Çünkü takımımızda yer almayacak. Şimdilik buradan çıkabiliriz. Peki nasıl çıksak? Şöyle koşsak. Ve gördüğünüz gibi karlar gitmiş. Karlardan kurtulmuşuz. Ama buradan artık yürümemize gerek yok. Mağaradan çıktığımıza göre Pokemon'umuzun sırtına atlayıp herhangi bir yere gidebiliriz. Ben genelde bu tip durumlarda sanırım Nimbasa şehrine gidiyorum. Emin değilim ama. Haritanın ortasında olduğu için sanırım dikkatimi orası çekiyor her seferinde. Ve Nimbasa şehrine vardık. Ama bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.